Değerli arkadaşlar, daha önceki derslerimizde şurada listede görmüş olduğunuz isimlerin anlamlarını öğrenmiştik. Şu an bir tekrar edeceğiz. Der Morgen sabah, der Mittag öğlen, der Vormittag öğleden önce, der Nachmittag öğleden sonra, der Abend akşam, die Nacht gece, das Wochenende hafta sonu. Şimdi ise ne zaman sorusuna, yani wann sorusuna cevap arayacağız. Ne zaman? Sabahleyin, öğleyin, akşamleyin, geceleyin, hafta sonunda şeklinde ifadeler kullanacağız. Am Morgen, sabahleyin. Am Vormittag, öğleden önce. Am Mittag, öğleyin. Am Nachmittag, öğleden sonra. Am Abend, akşamleyin. In der Nacht, geceleyin. Am Wochenende, hafta sonunda. Am Morgen, am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, am Abend, in der Nacht, am Wochenende. Ich arbeite am Mittag nicht. Wir gehen am Abend ins Kino. Er kocht am Wochenende. Spielst du am Wochenende Tennis? Machst du am Abend deine Hausaufgaben? Was machst du am Wochenende? Wo arbeitest du am Wochenende? Dikkatlisiniz arkadaşlar, her zamanki gibi zamanla ilgili belirteçlerimiz ifade cümlelerinde sürekli fiilden sonra, soru ekili yapmış olduğumuz soru cümlelerinde, yani fiili başararak yapmış olduğumuz soru cümlelerinde isimden sonra ve normal soru zamirle yapmış olduğumuz ve sorularında yine kişiden sonra kullandık. Ich arbeite am Mittag nicht. Ben öğleyin çalışmıyorum. Wir gehen am Abend ins Kino. Biz akşamleyin sinemaya gidiyoruz. Er kocht am Wochenende. O hafta sonunda yemek pişiriyor. Spielst du am Wochenende Tennis? Sen hafta sonunda tenis oynuyor musun? Machst du am Abend deine Hausaufgaben? Sen akşamleyin ev ödevlerini yapıyor musun? Was machst du am Wochenende? Hafta sonunda ne yapıyorsun? Wo arbeitest du am Wochenende? Sen hafta sonunda nerede çalışıyorsun? Die Woche, hafta. Der Monat, ay. Das Jahr, yıl. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Woche artikeli değil, dolayısıyla jede Woche. Monat artikeli yer, jeden Monat, burada jeder Monat demiyoruz, akusatif alıyor. Ve das Jahr, jedes Jahr, her yıl. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Ich spiele jede Woche Tennis. Ben her hafta tenis oynuyorum. Wir fahren jedes Jahr in die Türkei. Artikelimiz das Jahr, dolayısıyla jedes Jahr söylüyoruz. Biz her yıl Türkiye'ye gidiyoruz. Sie fahren jedes Jahr in die Türkei. Onlar her yıl Türkiye'ye gidiyorlar. Tabi buradaki siz tek kişiye hitaben siz her yıl Türkiye'ye gidiyorsunuz anlamında olabilir. Sie fährt jedes Jahr in die Türkei. O her yıl Türkiye'ye gidiyor. Burada ise aradaki farkı nereden biliyoruz? Fiilin aldığı ekten, çekim ekiminden biliyoruz arkadaşlar. Sie fährt, er fährt, er kommt. Cümle başı olduğu için tabii ki mecburen sie kelimesini, kişi zamirini büyük yazdık. Spielst du jede Woche Tennis? Sen her hafta tenis oynuyor musun? Fahrt ihr jedes Jahr in die Türkei? Siz
Buradaki ya siz, karşımızda birden fazla kişi var, onlara hitap ediyoruz. Fahrt ya yedis ya ini Türkiye. Siz her yıl Türkiye'ye gidiyor musunuz? Fiyat eya odazi o. Yedin monat ini Türkiye. O her ay Türkiye'ye gidiyor mu? Fahren sie jeden Monat in die Türkei. Sie büyük yazdık. Karşımızda bir tek kişi var. Resmi olarak konuşuyoruz. Siz her ay Türkiye'ye gidiyor musunuz? Am Wochenende, am Abend. Ich gehe am Wochenende ins Kino. Ben hafta sonunda sinemaya gidiyorum. Şimdi ise arkadaşlar burada zaman vurgusunu öne alıyoruz. Am Wochenende, yani hafta sonunda ile başlıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Artık ich gehe diyemeyiz. Cümle değiştirdik. Normalde cümlemize her zaman kim ya da ne sorusuyla başlardık. Burada ise ne zaman sorusuna başladık. O zaman ne yapıyoruz? Ich gehe yerine gehe ich. Kabaca çapraz kural dediğimiz bir kural uyguluyoruz. Önce fiil, sonra fiilin yanına kişi geliyor. Am Wochenende gehe ich ins Kino. Ich mache am Abend meine Hausaufgaben. Ben akşamleyin ev ödevlerimi yapıyorum. Ya da zaman vurgusunu başa alıyoruz. Am Abend. O zaman ama ich mache deme şansımız yok. Hemen mache ich meine Hausaufgaben diyoruz. Normalde mache ich meine Hausaufgaben dediğimiz zaman soru oluyordu. Ancak başına zaman vurgusunu aldığımız zaman am Abend mache ich dersek o zaman soru olmuyor. Wir arbeiten montags nicht. Biz pazartesi günleri çalışmıyoruz. Ich gehe jeden Freitag ins Kino. Ben her cuma sinemaya gidiyorum. Wir machen am Sonntag Picknick. Biz pazar günü piknik yapıyoruz. Yine bu cümlelerde de montags, jeden Freitag ve am Sonntag kelimelerini başa alabiliyorum. Montags arbeiten wir nicht. Pazartesi günleri çalışmıyoruz. O zaman ne yapıyoruz yine? Wir arbeiten yerine arbeiten wir şeklinde cümlemizi kuruyoruz. Jeden Freitag gehe ich ins Kino. Her cuma sinemaya giderim. Am Sonntag machen wir Picknick. Pazar günü piknik yaparız ya da yapıyoruz.